İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan kalelerini tanıyalım. Bağras Kalesi, Bertzor, Agavnov ve Nerkinsus köylerinin anıtlarının taşınma süreci devam ediyor. Batı Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Simon Darunyan ile röportaj. Ahlat kazıları tarihe ışık tutuyor. Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin figürü Sosemayri. Kurum Harut Arakelyan, 11 Ağustos Ermeni eski yeni yıl olarak mevcut değil. Batı Ermenistan'daki Bağras Kalesi, Kilikya'nın güneydoğu kesiminde Orontes Asi Nehri kıyısında Trapez Dağı'nın yakınında yer almaktadır. İsmi Arap kökenlidir. Ermeni tarihçiler tarafından Bağras olarak anıldı. Antik çağda kurulmuştur. Emevi Halefiliği sırasında gelişti. 11. yüzyılın sonunda Kale Haçlılar tarafından ele geçirildi. 12. yüzyılda Kilikya'nın Ermeni prensi 2. Toros burayı Antakya'nın Haçlı şövalyelerinden kurtararak bir sınır kalesine dönüştürdü. 1280'de kale Moğollar tarafından ele geçirildi ancak kısa süre sonra terk edildi. Bağras 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında hala ayaktaydı. 16. yüzyılda Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmiştir. Onların yönetimi sırasında yıkık Bağras Kalesi'nin yakınında bulunan aynı adı taşıyan köy, Beylan'dan çok uzak olmayan Beylan kazasına dahil edildi. Artsakh'taki Kaşatağ'ın Bertzor, Agavnov ve Nerkinsus köylerinin tahliyesi ile birlikte anıtsal sanat eserlerinin taşınma süreci sivil savunma planına göre devam ediyor. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Lerni Govanisyan, Artsakh Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede konuyla ilgili verdiği bilgide boşaltılan kültürel mirasın, haçkarlar, anıtlar, mezar taşları, müze sergileri ve kütüphane fonunun içerdiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı Lerni Govanisyan, Bertzor Şehir Kütüphanesi'nin tüm kitap koleksiyonu tamamen çıkarıldı. 2 düzineden fazla anıt şimdiden taşındı ve bir o kadarı da süreç içinde, dedi. Tahliye edilen tarihi ve kültürel mirasın kronolojisine değinen bakan yardımcısı, Ahavno'daki Surp Nahadakats Kilisesi'nin 11. 12. yüzyıllara tarihlenen haçkarlarına özellikle değindi. Ulusal kahramanlara ve önemli olaylara adanmış çok sayıda anıt var. Hovannisyan'a göre Stepanakert ve Cumhuriyet'in diğer yerleşim yerlerinde boşaltılan anıtların yeri ile ilgili bir takım teklifler alındı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Simon Darunyan, Western Armenia TV yayınında Batı Ermenistan'ın bu jeopolitik süreçlerdeki rolü ve önemi hakkında konuştu. Son günlerde Artsakh'tan meydana gelen olaylara değinerek Batı Ermenistan arasında bir bağlantı oluşturdu. Röportajı YouTube sayfamızdan daha detaylı izleyebilirsiniz. Batı Ermenistan'daki Bağeş, Bitlis'in Ahlat ilçesinin Harabaşehir mahallesinde mağara yerleşimlerinin olduğu alanın üst kısmında yer alan kaya bloklarının üzerine kurulu iç kalede 4 yıldır yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yapılarda çok sayıda Karas kültürüne ait 5000 yıllık seramikler bulundu. Kazı ekibi üyesi Dr. Sinan Kılıç, kazılarda elde edilen buluntu ve verilere bakıldığında mağara yerleşimlerinin bulunduğu iç kalenin alt kısmında 5000 yıllık höyük olduğunu düşündüklerini söyledi. İç kalede 3 ayrı açma gerçekleştirdiklerini ve yapılan çalışmalarda önemli bulgulara rastladıklarını ifade eden Kılıç, kazı çalışmalarında M.Ö. 3000 yılına ait Karas kültürüne ait seramikler, Demir Çağı ve Orta Çağ'dan kalma birçok seramik kalıntılarına rastladıklarını belirtti. Sosemayrik, Sose Vartanyan, 1868'de Sassu'nun Nemrut Dağı'nın eteklerinde bulunan Tegut köyünde Dermarkar Dro Astantur'un evinde dünyaya geldi. Sassu'nun Ermenilerinin geleneğine göre ailesi onu evlendirmek istediğinde henüz 13 yaşındaydı. Ancak Sose isyan etti ve hayatını Hecient Serop ile birleştirmeye karar verdi. Ermeni Kurtuluş Hareketi yıllarında hep kocasının yanındaydı. Özgürlük savaşlarına katıldı. Halk tarafından Mayrik, ana onursal adıyla anıldı. 1898'de Babşen Savaşı'ndan sonra Serop ile Sassu'na sığındı.
1899'da 2000 Türk askeri ve Kürtler Serap'ın evi ve 12 fedai ile sığındığı Geliagüzen köyünü kuşattı. Ondan önce Serap bir hain Sasunlu'nun eliyle zehirlendi. Serap'ın çaresizliğini gören düşman köye saldırdı. Sosen'in kocası, oğlu Hagop, Serap'ın kardeşleri Mıhe ve Zakar bu orantısız savaşta öldürüldüler. Kocasının silahını alan Sose cesurca savaşmaya devam etti ve yaralandı. Yaralı halde yakalanarak Bağış Bitlis'e götürüldü ve kısa süre sonra serbest bırakıldı. 1904 Sasun isyanından sonra Sose Mayrek Van'a ve ardından Kafkasya'ya taşındı. Diğer oğlu Samson pogromlar sırasında Karin Erzurum'da katledildi. 1920'nin sonunda Ermenistan'ın Sovyetleştirilmesinden sonra Sose Mayrek Konstantinopolis'e taşındı. Ardından Mısır'ın İskenderiye kentine yerleşti ve 1953'te vefat etti. 1900'lü yıllarda naaşından kalıntılar Yerebulur adlı askeri panteona defnedildi. Bugün bazı kimseler dini tahrifata katılarak, halkı kandırarak eski Ermeni yeni yılının Navasart dedikleri 11 Ağustos'ta olduğuna inandırıyorlar. Hayk Nahbet'in o gün beli yendiği ya da Hayk'ın takım yıldızının kemerinin Datev'in asasına dayandığı gibi efsaneler uydururlar. Bu 1084 yılında kilise tarafından icat edilen tam bir uydurma ve aldatmacadır. Bu tarih tahrifatçıları hala 11 Ağustos derken hangi takvimi kullandıklarını söylemiyorlar. Çünkü o zamanlar Gregorian takvimi yoktu ve eğer bu Julian takvimine göre ise o rakama 13 gün daha eklenecek ve böylece tarih 24 Ağustos olacaktır. Bu yazının tamamı web sitemizde mevcuttur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lili adlı eseri sunuyoruz. Lili, 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 danko bella den keleti, gammat keli den kani, henkal tali zertik bati, ertöken nersiyes nayeti, lili, 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 Yarkını geriyes çim tuti, kamat kamati çagati, tırtandi mat kaynog mati, etpesan kungi şerenti. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.